o bence şey yani. Şu an tanıma aşamasındayız. Ah. Ben doğru tanımlıyorum. Şuradaydım. Üç buçuk numara miyop halimle doğru tanımlıyorum. Şuraya geçip yaparsanız dansınız. Burada mı yapalım? Evet, hepimiz arkadaşlar kürsüde günlerdi. Dur, ben dans etmeyi bilmem miymiş? Bilmiyor musun? Yok, şaka. Biliyorsundur ya. O kadar değil. Bence de. Sen de utangaçsın. Evet, çok çok heyecanlandım. Neden? Bilmem öyle, ben heyecan. Bir de göz teması kuramam, lütfen bakma. Ben göz temasını çok severim. Ben şu an için kuramıyorum. Senin dansını sayamadık artık. Sayamadık. Parfüm güzelmiş. Güzel gözüküyor. Evet, koku önemli. Evet bu arada. Yaşı yaşına uygun. Senin yaşın kaçtı? Ben söyleyeyim. Neden? Şey diyorum şimdi. Daha sen kaç olsun istersin? 24 mi? 29. 29. Evet. Hiç göstermiyorsun. Yaşlandım. Böyle devam mı edecek bu? Herhalde devam edecek. Ha, yakıştılar bu arada. Ben ama de beğendim. Büyük yaş istiyordu ya, 27 olsun, 28 27 olsun. Yaşında mı istiyordun? Öyle bir şey istemiyordum ya Dilara. Dün demedin mi? Ay, yakın dedi. Yaşına dedim. Yakın. Dün sihir şey yaptık ya. Ha. Seni çağırdım. Evet, teşekkür ederim. Hani aklına isim yok. Aslında yok. Evet, yok. Hı-hı. Tamam, oradaki aldığım elektrikle alakalı bir şey. Kendinden bahsetmek ister misin biraz? Sen sor, ben cevaplayayım bence. Bence sen direkt kendinden bahset. Benim tamam. Aklıma bir şey takılırsa sorayım. Yani çok, bu arada ciddi bir elektrik var yani arada. Bakışlarından anladım. Aranızı bozmak için. Dedim ki aklımda biri yok diye girdin aslında. Ama dedim çok emin bir karar verdin. Hani emin misin dedim aklımda biri olmadığı, olmadan girdiğine. Ne söyledin de bu? Ne yaptı? Anlık karar verdi. Bakışları bence. Yani ve dedi yani seni hiç davet ettim kırmızı odaya dedi. Hani zaten dansa da kaldırmak istemiştim dedi. Ben dedim evet fark ettim, teşekkür ederim dedim. Evet. İlk izlenim, hı-hı, tanıştınız, sohbet ettiniz. Ne hissettirdi sana? Ben seni çok heyecanlı görüyorum. Ben aslında ben hep heyecanlıyım Öykü Hanım. Yani Mert şey özel olarak, değil yani. Hayır, o anlamda ya yeni biri geldi sonuçta. Yeni tanıyorum. Bir de böyle dans olaylarında çok şey değilim yani. Titriyorum ister istemez. Kıyamam, Dilara kapılarda karşıladı. Evet, biz burada dedikodu yapıp birden geldi, dedim ki merhaba falan. Evet, birazcık ilgilendim yani ama o anlamda değil. Tamam. Yeni geldiği için. Yani güzeldi sohbetimiz. Şeyi, tavırları, saygısı, duruşu gayet kaliteli görünüyor. Yani bilmiyorum o ne düşünüyor bir ilgini ama. İlgini çekti. İlgimi çekti tabii ki. Peki. Özellikle yaş kısmına baktığımızda. Şimdi vurgulamayayım diyorum ama yine en yakın olduğu için de artı. Oturuşun, kalkışın, tavırların hoşuma gitti. Ağırlığın. Çünkü ağırlığın var yani. Benim için o duruş çok önemli. Gevşek sevmiyorum çünkü gevşek, labali çok fazla. O tarz insan sevmiyorum ama yeri geldiğinde de çok böyle laçka eğleneceğim yani. Çünkü çok seviyorum gülmeyi dediğim gibi. Yeri geldiği zaman okey olur. Aynen ama ilk tanıt, hani kendini ilk tanıtmaya geldiğindeki o tavrın, halin. Oturman, kalkman, ne bileyim bize kendini ifade etmen, ifade edişin. Bunlar çok güzel şeyler. Hoşuma gitti. Peki Buse'yle yani, konuştunuz. Buse'yle kurdum. Onun uzun uzun konuştunuz hatta. Evet, Buse'yle bir samimiyetim oldu. Onun haricinde ekstra bir samimiyet kurduğum Buse'yle bir arkadaşım ilgili bir şey olmadı. Söylemek ister misin? Buse'nin enerjisini çok beğendim. Yani sıcakkanlı. Yaşadığı şeyler var biliyorum. Yani ben de şahit oldum, duydum. Ama geride bırakması gerektiğini de söyledim ona. Onun haricinde Buse'ye de bahsettim. Benim bu eve geldiğimde herkesi tanımak istediğimi veya hani buna hemen ani bir şekilde karar vermek istemediğimi de söyledim. Güzel. Yani sonuçta burası bir yarışma programı. Herkesi tanıyarak veya bir şeyleri paylaşarak biz burada bir sonuca varacağız. Evet, Buse'den bir enerji aldım. İyi bir enerji de aldım. Peki tanımak istediğin başka kim var mesela? Merak ettiğin kim? Şu anda yani çok samimi bir ortam kuramadığım için isim vermem doğru olmaz. Yok, gözün en azından yani biraz yakınlaşayım, tanıyayım, bir iki soru sorayım, yani sohbet edeyim dediğim. O vibe'ı alabildiğim şu anda biri olmadı diyeyim. Biri ekstra olmadı. Olarak, evet. Savunulacak bir yerim varsa ben savunulmayı beklerim. Çünkü bazı erkekler var ki geri çekilir, hiç konuya dahil olmaz, karışmaz. Bana ne der ya. O bana işte göre bir şey değil. Yani değil. Ama şöyle söyleyeyim, senin ilk önce kendini savunmanı beklerim. Evet. Senin yetemediğin yerde ben dahil olmak zaten isterim. Zaten bu işte, bundan bahsediyorum. Ben zaten kendimi topu sana atmam asla. Ben zaten susamam. Direkt haksızlığa geldiğim an konuşmaya başlıyorum. Alıştık, biraz sohbet ettik işte. İyi, güzel. Senin hakkında. Ne? Biraz senin hakkında.
Kötü mü? Yo, iyi. İyi anlamda. Ha. Kötü anlamda değil. Yani, artık o konularla ilgili değil. O konularla ilgili değil. Sadece geçmişindeki alakalı. Ben görüştüğün insanlara sorduğum sorular oldu. Yani konuştuğun, daha önce tanımayana gittiğin insanlarla sohbetim, diyaloğum oldu. Onlara sordum bazı şeyleri. Hani Buse hakkında düşündükleri ne diye. Sana da sormak istiyorum tabii ki. Şimdi birini garantiledik. Evet. Biri okey. Diğerleri o iki isimden bahsediyorsun. O hiçbir zaman olmadı zaten öyle bir şey. Düşüncelerin de benim için. Düşüncem de yok. Ya ben şu an zaten onlarla tanıma yoluna girmek istesem ya da onları tanımak istesem başka şekilde tanımak istiyorum deyip seçim yapar ve tanıma yoluna girerdim. İkisiyle alakalı hiçbir öyle bir isteğim ve şeyim olmadı. Ya zaten görkemli zaten olamaz. Bunu da sürekli söylemiştim. Çok seviyorum arkadaş olarak. İşte benim bundan emin olmam lazım. Ama bak çok seviyorum. Yine söylüyorum. Arkadaş kişi olarak çok seviyorum. Ama olamaz. Olsam da aynı şekilde ki şu an zaten o da Dilara'yla, Tuba'yla biliyorsun bir şeyi oldu. O üçgenin içerisindeler. Hiçbir düşüncem yok. Yani ben seni tanımak isterim bu süreçte. İsterim mi? İstiyorum İsterim. İstiyorum. Bence net olman daha doğru. Ama belki sen istemeyeceksin. Yani benim isteyebilsem, sen kendi istiyorsan bana ben söyledikten sonra. Ben zaten belli değil mi yani? O zaman net ol. Yani istemem aralarda kalma bence. İstemem demedim, isterim dedim. Mert'cim, dertleştin beylerle Buse hakkında. Tavrını belirttin aslında. Seni de haklı buldular. Değil mi? Oğuzhan'la yani, konuştun. Hem Oğuzhan hem Görkem konuştuğumuzda da ortak paydada buluştuk. Yani diğer arkadaşlarla da bunu dertleştik. Şimdi ben sadece bu arada Kırmızı Oda'da Mert benden bir şey rica etti. Tanışma olarak benimle tanışmak istediğini ama tanışma yolu olarak değil yani. Hani bu şekilde gidiyoruz ya. Net yola senin göstermiş olduğun şeye göre karar vereceğime getirdi yani kısacası. Ne gibi? Bu iki isim yani Görkem ve Oğuzhan'ınla ilgili herhangi bir konu ne olursa olsun o konuya dahil olmamamı. Yani bunlar rahatsızlık duyduğunu. Ben de ona dedim ki saygı duyuyorum. Ben de istemezdim böyle bir durum olsaydı. Ama sen bunu bana benden ancak tanışma yoluna net bir şekilde herkese bunu söylediğinde ben yani artık herkes bizim tanışma yolunda gittiğimizi, ilerlediğimizi bildiğinde isteyebilirsin bunu. Ondan sonra ben de gerekeni yaparım zaten dedim. Şimdi Görkem ve Oğuzhan konusunda ben kızlar da yani sen değil ama hani mesela hiçbir zaman gidip de Görkem'le ilgili böyle ne bileyim olumlu bir ışık hani biz kızlar arasında konuşuyoruz böyle şeyleri ya da Oğuzhan'la ilgili olan bir düşüncem vardı yeni yeni ortaya çıkmış gibi bu tarz konuşmalara hiç girmedim çünkü ikisi de aklımda hiç olmayan isim. Sen netsin bana karşı. Ben zaten netim. Ben de sana karşı. Ben şu anda zaten benim söylüyorum senden önce de Oğuzhan ya da Görkem ismi geçse dahi benim ikisini de tanıma gibi bir düşüncem yoktu. Sadece nasıl bunu kırmadan o düşüncedeydim ben. Kırmadan nasıl söyleyebilirim ikisini de istemediğimi, tanımak istemediğimi, hani bir şey hissetmediğimi. Bir de başka engeller de var malum yaş gibi hani şey durumlar. Nasıl söyleyebilirim hem arkadaşlığımızın bozulmaması için. Bunu düşündüğüm için biraz uzadı o süre. Uzadı dediğimizde bir gün bu arada. Yani onun dışında 3 gün 5 günümüzü almadı bu olay yani. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Günden güne daha güzel geliyorsun. Şükür ederim. Ama dün kırdığın puanın hesabını soracağım. Konuşamadık. Kıracak çok puan vardı ama... Kaç puan verdi? 2 puan kırdım. Vallahi çok iyi puan kırdı Buse. Bugün konuşacağız. Dün akşam konuşamadık onları. Buse kaç puan aldı? Konuşacağız. Evet. 8 mi verdin sen bana? 8 verdim ama daha düşük hak ettim bence. Vay. Bugün konuşacağız bunu. Konuşalım. Bana değer verdiğini varsayalım. Şu an veriyor musun bilmiyorum. Veriyorum tabii ki de değersiz. Uç noktada bir değerden bahsedelim. Tamam anladım demek istediğini. Yorulacağını düşünüyor musun? Bilemem bir cevap değil. Nasıl bilebilirim? Şu anki düşünceni söyle. Mesela şu anki izlenim 3-4 günlük izlenimine göre söyle. Güzel bir yerden girdin dur. Aslında bir yandan düşünüyorum bir yandan düşünmüyorum. Bu arada kıskançlık konusuyla alakalı değil yani. Zaten ben kıskanılmayı da seven bir insanım. Sadece kısıtlamayı... Ben kıskanmayı hiç seven bir insan değilim. Neyi? Kıskanmayı hiç sevmem. Adam gözü yollarda kaldı bir saattir burada hadi 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 diye. Tam da beklediğim gibi olmuş. Gerçek. Korkuyordum belli olmayacak diye ama... Bu fiziği olmaması imkansız. Adı mı? Evet.
Ya teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş. Hmm. Yakışmış düşündüğüm gibi. Sen beğendin mi? Önemli evet, olan çok beğendim. Dön bakayım. Okey. Günaydın. Harcatma şu güzel. Şey mi oldu? Niye düşüksün bu kadar? Hastayım biraz ya. Yani. Herhalde hasta olacağım yani. Bilmiyorum. Bahsetmedin sen... dün. Ha? Bahsetmedin diyorum böyle bir şeyden konuştuğumuzda. Çünkü şu an acıyor boğazım. Aynen. Enerjik ol biraz. Seni iyi görmeye alıştım. Böyle çok iyi gelmedi. Sen nasılsın? Kızı çok darlıyormuşsun. Ben darlıyorum. Ne yapmışım darlamak için? Ay işte düşündüm. Allah kahretsin. Ne yapmışım çok merak ettim. Polis de bir şeyler anlatıyordu işte değil mi? Dilara mı söyledi onu? Ay hayır ya. Yok ya, ya kim söyledi bilmiyorum ki. Sen şu üç şeytanı söyledi ya. Dilara ne yapmışım merak ettim. Ya işte. Bir şey yapmadın. Ya sıkıyor işte. Neye göre darlıyormuşum? Söyle. Ne söylemişim? Belki baş başa ben kalırsanız söyler sana. Ben katiyen darlamıyorum Buse'yi. Buse. Ne? Aldığın hediyeyi beğenmemiş pantolonu. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Dün söyledim giydim zaten. Beğendi ya ben öyle hissettim bilmiyorum. Beğenmedin mi Buse? Bir hissinin olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak sen duygusuzlaştın ve bence Mert'e karşı bir şeyler de hissetmeyeceksin. Senin hevesin kırıldı bence biliyor musun? Hissetmeyeceksin, sıkılacaksın. Bir duygun İlk yok, baştan bir tutkun kırıldı. Yok yani Berke'de olan yok. Berke'de neyi vardı? Berke'de asıl hiçbir şey yoktu. Olayım yok. En azından bir şey bir hevesin ama ilk heyecandı o. Hayır o yani ondan bahsetmiyorum. Berke'yle olan yani şöyle Berke'yle oturduğunda dışarıya verdiğin o enerjini. Enerji evet. Mert'le verdiğiniz. Ben de görmüyorum bu arada. Çünkü Mert şey yapıyor durduruyor ya. Bilmiyorum mesela benim de Mert'le konuştuğum yani Mert'le görüştüğüm o sorunları yaşadığım dönemde en büyük yaşadığım sıkıntı. Onun sessizliği beni de sessizleştiriyordu. Rümeysa da bak mesela bu sıkıntıyı bir dönem yaşadı. Ozan'ı sessizleştiriyor diye. Sende de o var. Yani senin enerjini emiyor sanırım. Doğru kelime bu olabilir. Şöyle söylesem, çok güzel kokuyormuş desem bir nebze olur. Ama sürekli dedim yine koku geldi diyorum. Hani söylenince ben için... de öyle bir tepki verdim. Yani konuşmadan nereden bilebilirim ben bunu Mert'le? O da diyor ki niye benle konuşmadan ya böyle bir tepki ilk, veriyorsun? Sanki biz her anda sabah, ben gidiyorum sabah deyip... Sabah günaydındaki tavır o muydu? Hayır günaydın. Geliyor yanıma oturuyor. O geliyor yanıma oturuyor falan dedin i̇şte ya. İşte o tavırdan evet. Sonraki evet, bu o konuşmadan biraz sonra gerçekleşen bir konuşmaydı. Yine onun içinde de varım. Yan yana geliyoruz. Şeysin böyle hani ya hem Mert varsa var yoksa yok. Neden? Ya hep böyle dik mi duracağım burada? Yani... Hep böyle şey mi olacaksın? Kendinden emin, okey. Kendinden emin kadına hoşlanıyorum, tekrar söylüyorum. Özgüvenli kadına hoşlanıyorum, tekrar söylüyorum. Ama bir insan bir şey bekliyor be Buse. Yani böyle... Ne bileyim... Bir şey yap yani anladın mı? Bir göster artık böyle. Hani çok erken, bak yavaş gitmeni anlıyorum. Sıkıntı yok. Yavaş gidelim. Toz olmuş. Yavaş ilerleyelim, okey. Hiç sorun değil. Ben zaten hızlı gitme taraftarı değilim. Ama bir şeyler de görmek istiyorum artık. Hani bir şeyler yap benim için. Ya diyeyim ki evet bak bu kız böyleymiş. Benim için bunu da yapıyor diyebileyim. Ya kral çocuk ya yemin ediyorum. Ne haber? Ay düşüyordum. Başım dönüyor. Hoş geldin. Başım dönüyor. Ay gözümün önü karar falan filan. Ay gözümün önü Allah seni be. Ölmüyor ki. Leyla ya. Ne aldınız? Ben mi? Yok şu an değil ya buradaki dedikodulara bir bak. Ya ama ne almış? Ay düşüyordum ya. Gel sen bir. Güzel bir hediye aldım. Ben ayakta duramıyorum. Gerçekten. Hadi aç bakalım ne almış? Emin miyiz? Aç mıyım ben? Aç sen birisin. Ay böyle ay, de. Ben bile çok heyecanlandım. Gizli yerde açmış. Hadi aç. Ya, aç. Hayır. Ay merak ettim. Yorumları merak ettim. Evet aç. Ya olan var olmayan. Dakika. Bekle ben halledeceğim. Allah gibi oldu ya. Direkt açıyor. Evet. Çok ters çevirme de. Bakayım ya. Allah aşkına ben görmedim. Şey bu ne mücevher? Değerli bir şey. Gerçekten. Özel bir şey. Sen ciddisin. Bence şu an üstüne çok uyuyor takmalısın. Çok iyi. Bir dakika evet. Durun. Dikkatli çıkaralım da şunu. Oradan çıkartalım.
Evet. Ya bu var ya arşa çıkardım bunu ustayı ben be. Ben düzeltirim tam takmış mısın diye. Yalnız Mert İndere'den çok daha Allah iyi hediyelerde gelir. Allah aşkına çatlarım orijinal mi? Ya bunların böyle şeyleri var, ya. Boş ver. İşte ne sandı? Nerede görmüşler ne ki gerçeğini? O? Parıl parıl parlıyor. Nereden bilsin? Allah kahretmesin, buradan göre mi biliyorum? Göre mi biliyorum yalnız, görebiliyor muyum? Doldu mu? Bak bakayım, taktım ama. Çıkmaz değil mi? Dur bakayım. Ay çok güzel oldu. Öyle. Ama iletişimimiz çok güzel. Beni o kadar güzel anlıyor ki. En çok bu konuda gerçekten memnunum. Mi? Evet. Çok güzel Mert, anlıyor. Yani anlaşılmayı özlemişim. Ve önemli. O açıdan çok iyi geliyor. Biz dışarıda da iletişimimiz çok güzel bu arada. Telefonda falan da devam ediyoruz çıktıktan sonra. Görüntülü falan da konuşuyoruz. Gerekli ilgi ve alakayı, evet, tepkilerimi telefonda göstereceğim kendisine diyorsun. Gösteriyorumdur diye. Gösteriyor zaten. Günaydın. Nasılsın? İyi sen? İyiydim ama biraz kötü başladım yine. Niye? Çıkan videondan dolayı. Neyden? Video sabahki. Ne videosu? Bir videon, dans videon. Twerk demeyelim de. Ne alaka şimdi de bunu açtın ki? Rahatsızlık duydum, dile getirmeyeyim mi? Senle olanken bir çıkan video mu o? Ne? Sabah da oynadın. Oynadın mı? Müzik duyunca dayanamıyorum. Dayanman lazım bence. Hoş bir görüntü geçmiyor. Dans etmeyi seviyorum ama. Dans etmene bir şey diyen yok ama o şekilde insan kıskanıyor ister istemez. Sen zaten sabah bir soğuk yaptın. Video yüzünden mi yaptın? Yani ister istemez yapıyor insan. Hoş bir görüntü mü? Ama aynı şey beni görsen ne olacak? Ne hissedeceksin? Yeni olan bir video değil ki yani. Bunun üzerine sen bana... Arkadaşlar Buse'yi hiç duymuyorum ya. Yanlış anlamayın ama. Ya burada herkes susuyor. Harbiden herkes susuyor. Anladın mı beni? Ne söyledin en son? Dedim ki eskiden olan bir konuyu önüme bu şekilde getirip de trip atamazsın diyorum. Ben sana trip atmıyorum. Eskiden olan bir şey sabah da oynuyorsun, dile getiriyorum. Bunu yani bir şekilde böyle çıkarak konuşmana gerek yok. Dikkat edeceğim diyebilirsin veya üstünü kapatabilirsin. Uzatmana gerek de yok. Değil mi? Rahatsızlık duyduğumu söylüyorum sana. Tamam, rahatsız oldum. Rahatsızlık duymuş olabilirsin. Saygı duyuyorum. Bir daha öyle yani yapmamaya çalışırım. Ama dans edeceğim yani. Etmeyi seviyorum. Dans çünkü etmene karışan yok. Abartılı bir şekilde dans etmemeni rica ediyorum senden. En tamam, azından gerilmememiz için. Bakarız. İlgiden bir şeyi bozmamamız için. Bakarız diye bir şey yok. Dikkat etmen lazım. Sen de bakışlarına dikkat et. Ben de dansıma dikkat edeyim o zaman. Senin bakışların ama genel olarak böyle. Ben normal halim bu. Mimik yok ben. Nerede söylediler ya? Ha, görüntülü konuşuyorduk. Arkadaşlarıyla oturuyordu. Ondan sonra şey işte böyle arkadan sayıyorlar işte Mert'in maddi durumuyla alakalı bir şeyler söylüyorlar yani. Ben dedim ki ben bunların hiçbirini bilmiyordum ve bilmedim. Ne iş yaptığını sormadım. Kendini gelip tanıttığı kadarıyla biliyorum. İşte tekstil dedi o kadar mesela. Mert, hiç bilmiyordum onlar yani. Sormadım. Senin maddi durumla ilgili konuşuyorlar. Neyle? Tabii ki de maddi durumunun maddi iyi olması hepimizin olur, hoşuna gidecek bir şey. Buse. Ben hep diyorum. Bir sus. Ya dur dayanamıyor ya. Ama hayır bir şey anlatıyorum. Bak bu hastayım sesim çıkmıyor tamam zaten. Tamam be. Anlat. Burnum tıkalı. Şey yani iyi ben de mesela her zaman söylüyorum. Onunla hatta konuşurken de Kırmızı Oda'yı çağırdığında da konuşurken de güç demiştim ben ona. Ama güçten kastım maddi güç değil sadece dedim. Böyle erkek gücü hani böyle adam sığındığım gücü, böyle baba adam gücü seversin ya. Ve evet, gerçekten eksik büyümüş kızların çoğu bunu istiyor. Ben de evet, babasız büyüdüm yani ondan dolayı bunu arıyorum. Ama sırf babasız büyüdüm diye de gidip de saçma sapan adamların da asla imaisi altına girmedim. Girmem de. Mert'te onu görmediğim için ben Mert'e tutundum. Çünkü Mert gerçekten çok saygılı. Ve yerinde korumacı. Evet. En sevdiğim özelliği bu oldu. Şey değil, höt höt. Oradan da gireyim buradan. Önce bana söz hakkı veriyor. Üstüne asla gelmiyor. Bak gerçekten bu çok önemli bir şey. Beni bastırmıyor yani. Ölüyorum kusura bakma. Düşündü. Sende hiçbir şey yok. Neden burada olmadığımı merak ettim sadece. Çünkü bir konuşmam gereken konu vardı. Burada mı? Kırmızı Oda'da mı gerçekten? Yani bir araya geldiğimizde konuşamıyoruz ya. Kırmızı Oda'da mıydı yeri? Zaten az önce gelmedim mi? Geldim, konuştuk, görüştük Mert. Kırmızı Oda özel bir yer ya. Tamam, benim de
kapatmam gereken bir konuydu. O yüzden ki yanlış bir şey konuştuk yok, mu? Yok, gerektiği kadar zaten... Bak burada bu adam hiçbir şey söylemiyor. Senin yaptığın şey kırmızı olduğu için doğru bir şey mi? Yanlış 5 bir şey dakika içerisinde... Yanlış bir şey olması önemli değil. Evet, farklı bir şey konuşmuyoruz. Zaten ben onun Dilara'yla olan ilişkisinden bahsediyorum. O benim de Dilara'yla seninle olan... Dilara'yla olan ilişkisi kırmızı odada mı konuşuluyor Buse'ciğim? Dilara arkadaşım olduğu için fark söylemem gereken bir konuyu ben... Kırmızı odada mı konuşuluyor evet. Bu? Çünkü başka türlü yok, konuşamıyoruz. Sen böyle konuşmaya devam et. Aynı şekilde devam et, evet. Aynen. Yani kusura bakma, elinden tutup çekemiyorum. Çekme yaptığın zaten. Şey yanlış şey, konuştuğunla yaptığın şey hiç doğru değil. Umarım bu şekilde devam edersin. İstediğim gibi devam ederim. Hesap vermek zorunda değilim, terbiyesiz. Uzun vakti Oğuzhan'a ayırsaydım, 5 dakikayı Mert'e ayırsaydım daha büyük sıkıntıydı benim için. 5 dakikada bizim konumuz halledilebilir bir konuydu en çünkü. En azından haber verseydin diyor. Hani kırmızı odaya gideceğim. Tamam da ben nereden bileyim kırmızı odaya gideceğimi arkadaşlar. Bilmiyordum. Ekranda ya, derdiler bir anda. Gitsin orada bunu ya. Söylemem gerekiyordu. Zaten Oğuzhan'a bugün hiç vaktimiz olmasaydı çıkışta falan söyleyecektim. Her türlü söyleyecektim bu konuyu tamam, zaten. Bir şey diyeceğim. Yani burada aslında ama yani burada bu aslında tepki yorum yapmamak. Çok yanlış bir tepki. Kapıyı çarpıp verildi çıkışını ha. Görmediniz siz herhalde. Gördünüz mü? Verilmedi yok. Görmediniz yok. Duyduk. Sadece ses duyduk. Burada belki yorum yapmamam gerekiyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya Buse'de otur. Yani az çok tanıdım Buse'yi de. Yani Buse'nin ilişkisi varken, ya ilişkisi varken demeyeyim de tanıma yolundayken kırmızı... Ben bir cümlemi bitireyim. Sen de bir daha bir düşün bakalım. Verdiğin tepkinin doğruluğunu. Evet. Erkeklik tasladın güya. Evet. Yani tanıma yolu varken. Öyle taslanmıyor Buse, yanlış anlama da. Erkeklik taslayacak yer orası değil zaten. Kapıyı çarpıp çıkma anlamı kapıyı şöyle anlaşılmıyor. Kapıyı çarpıp çıkmak ama. Erkeklik olmuyor. Kadınlık da oraya baş evini çağırmak olmuyor, bilgin olsun. Ben bak hala yanlış saptırıyorsun tamam, evine konuyu. Kadınlığını tamam, sorgulayamazsın sen. Sen de benim erkekliğimi tamam sorgulayamazsın mı? O zaman. Öyle çarpılmaz, böyle çarpılır. Aferin sana, mükemmelsin. Sen bana ne dedin? Eğer böyle bir şey yaparsan senin içinde bir şey vardır. Kırmızı odada niye bunu hallediyorsun? Orası özel bir yer değil mi demiştin değil mi bana? Evet. Şimdi sen aynı şeyi benim önüme seriyorsun. Yok, yaşanmışı oda... var yani böyle bir şey. Yani benim burada ne gibi bir şöyle tepki bir şey var. Vermemi bekliyorsun? Aynı konu değil. Birincisi o konuda sen kapanan bir konunun üzerine tekrar kapatmaya çalışman bana anlamsız tamam. Geldiği için peki, ben bu yorumu bu yaptım. Kapanan bir kapanmamış olsaydı gidip olmuyor değerlendirebilirdi bu arada. Tamam, kapatmak mı istiyorsun? Git kapat o zaman derdim ama biz zaten bir konuşma yaptık ve kapattık ya. Bir daha onu değerlendirmenin mantığı ne anlamında yaklaştım. Oğuzhan sıcak bir konu. Ben Oğuzhan'ı şey diye çağırmadım. Oğuzhan ya bizim kapatmadık sanki tam. Hani biz filo o eskiye dayalı bir konu yok, anladınız ya mı? Ya bunun yeri bu kırmızı oda değil ama. Sinirlendim. Oda değil. Ama iyi de bu yine benim kritikte önüme gelecekti. Nasıl ya, gelecekti? Ya kritikte önüne gelirse burada konuşulur. Ben kırmızı odada niye konu? Bunun derdin bu, değil. Çünkü Dilara bizim Oğuzhan'la bir meselemiz olduğu için o Dilara ile Oğuzhan'ın arasına çomak sokuyormuşum moduna bu şeyine düşecektim bu seferde. Ya Oğuzhan'ın şu durumda ben onu aldıracağını düşünmüyorum. Gayet iyi giden hızlı bir ilişkisi var. Hızlı davranmak sen istedim arkadaşlar. Ben senin de yorumunu çok merak ediyorum. Ya Oğuzhan zaten anlattı kırmızı odada. Ama senin yorumun ne? Onu merak ediyorum. Yani ben art niyet sezmedim. Yani Buse aslında tahammül etmek istiyor, toparlamak istiyor. İşte toparlamak istiyorsa. Onu kötü etkileyebilir dedim ve geldi. Kısasa kısas mı yapacaktın gerçekten? Yok, konuşuyorduk zaten. Yok, gerçekten kısasa kısas mı yapacaktın? Kısasa kısas yapmadığımı zaten ben söyledim yok. Burada. Ama gayet yaptığın ortada Mert. Kısasa kısas kıran değil. Ne konuşuyor olabilirsin ki? Gel Lük dahil ol. Kritiğini mi yapıyorsun? Yok, gel otur dahil ol. Kritik değil, gel istersen asla konuşalım. Asla olmayacağım. Niye? Özel alan değil, burada konuşuyoruz ya bunları. Özel alan değil, kırmızı odaya niye çağırdın? E nasıl oluyormuş şey? E nasıl oluyormuş dersen bu kısasa hayır, kısasa girer bak, o zaman. Hayır, bak sen bunu söylediğin zaman kısasa kısasa. Kısasa. Yani gel sen bak, de konuşalım. Hayır. Vallahi ben hiçbir problem yok, sen konuş. Kısasa kısasa girer bu. Kısasa hayır, kısasa benim konuşacak şeyim yok bu manzaranın karşısında. Gel gel konuşalım yok, gel. Yok hayır, istemiyorum ben konuşmak. Niye konuşmak istemiyorsun? Ben de mi terbiyesizliğim arkandan? Sadece şunu anlaman gerekiyor, zamanımız doldu zaten. Buranın özel bir alan olduğunu anla. Bundan sonra buraya çağıracağın insanı gerçekten hayatındaki özel insan olarak çağır. Ben bundan sonra buraya birini çağıracaksam o insan özel bir insan olsun. Sen de buraya çağıracaksan özel bir insan olsun. Birbirimize bunu yapmamıza gerek yok. Ne sen bu duruma düş ne beni o duruma düşür. O ne demek şimdi? Sen de kötü hissettin, ben de kötü hissettim değil mi? Ben dün çok kötü hissettim, çok da kırıldım. Ben de farkındayım şu an bunun ikili ve kırgınlık var. O zaman bunu orta yolda konuşacağız. Tamam, evet. Orta yolda konuşacağız, buluşacağız. Buranın özel bir alan olduğunu sen de yanılacaksın, ben de. Okey? Okey. Bu konuda konuşma, kapanmıyor zaten. Konuşacağız zaten. Zamanımız doldu.
Kısası zamanımız yoktu ki zaten. Sen bunu vermedin. Yoksa burada çok güzel bir zamanımız olabilirdi. Hanı. Günaydın Mert. Evimin hanı. Buseciğim günaydın. Günaydın. Şu dans konusunu seninle konuşmuştuk sanki. Evet. Çıldırtıyorsun beni burada. Ama şey ben unuttum. Bir unutmaman gerekiyor. Sakinim evet, şu an burada diye. Sonra konuşmamız lazım bunu. Artık aşmamız lazım. Tamam. Yoksa ben burada çıldıracağım yani az kaldı. Ama fark etmedim. O kadar fazla mıydı? Biraz fazla değil mi sence? Mert haklı. Tamam. 500 kere sana söyledi be kanka ya. 500 kere ben kanki biliyorum. Kanki duramıyorum ya. Kapı gıcırdasa oynamak istiyorum. Durman lazım. Oyna, durman yoksa ben burada sana duramayacağım. Az kaldı. Tamam konuşuruz olur mu? Şimdi insanların vaktini almayalım bu konu. Tamam bunu sonra konuşalım. Tamam. Niye böyle oluyor? Gel gel şu konuyu konuşalım mı? Kadın kes. Derdin ne? Konuşmayacağım. Tamam hadi dinliyorum. Neymiş şimdi kafana takılan? Tamam geçmişten tanışmışım. Şey diyeceğim gözlerin gerçekten fıldır fıldır. Saçmalamayız. Evet tamam ya da sen fark etmiyorsun. Yanlış yere girdin bence. Ben çok yakaladım. Neyi yakaladın? Belli bir noktaya da değil ama yani. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama böylesin sürekli. Yo vallahi isterik yaptığım bir şey değil. Ve ayrıca öyle dikkatli baktığım kimse yok. Olamaz zaten biliyorsun. Bilmiyorum sen nereden bileyim. Sen vurma bari buradan. Ben niye bakayım millete? Vurmak değil bu arada. Ben yakaladığımı şey söylüyorum. Yakaladığın zaman beni bir dürtsene. Ben o an sana bir açıklama yapayım mesela. Şöyle bir vurma. Dürtemem. Uzak oturuyorduk. Uzak oturduk hemen yerden başka hiçbir şey yapmadık. Bak ya, bir hasretle. Bir hasretle. Hasretim mi diyorsun yoksa? Asla. Ne diyorsun o zaman? Başka kimseye bakmadın mı? Ben yakaladım. Kim yakaladın? Açık açık söyle. Ya işte bir kişi değil. Belli bir kişi. Ben neymişim be? Buse ilk bana anlattığında sanki böyle bir nebze Oğuzhan tarafından gelmiş gibi gözüktü ama burada sanki Buse'nin de bir konuşmalarında evet bir yanaşma evet var. Yapmayanlarız, cilveler, işte manyak mısın? Hani bir flört varmış gibi gizliden bir şey varmış da bu arkadan dönüyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi bir konuşma olmuş. Ama bana yansıttığında, ilk anlattığında ekrana görüntüleri verirlerse vermelerini de istiyorum zaten o ilk konuşmayı. Bu senin bana söylediği şey şuydu. Ben dedim ki Dilara bana böyle böyle bir şey bahsetti. Bu bahsetmeden sonra ben de sana dedi bunu söylemek istiyorum dedi. Bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedim. Biz dedi Oğuzhan'la dedi Kırmızı Oda için izin aldık dedi. Gelirken dedi Kırmızı Oda'nın önünden geçiyorduk dedi. Kırmızı Oda'ya girelim mi dedi. Ne alaka ya falan dedim dedi. Ondan sonra Oğuzhan'la işte kendi konumuzu yaratalım hani gibi. Ne alaka demedim. Ne gibi ne amaç anlayamadım falan. Bir kesme falan beni dedi bir dakika. Buse'cim bir müsaade eder misin? Tamam. Ondan sonra Oğuzhan'la kendi konumuzu yaratalıma getirdi dedi. Yani velhasıl konuyu uzatmayacağım. Konuşma çünkü uzayacak. Detaya girmeye gerek izledik zaten. Bana sadece Buse şunu söylemek istedi. Oğuzhan'dan bir adım geldi de ben buna izin vermediğim gibi bir izlenim yarattı. Bir de konu ben mi demişim Buse'cim, Kırmızı Oda'ya gidelim diye. Ama burada herkes de izlemiştir zaten. Farklı bir şekilde düşünen olduğunu düşünmüyorum. Yani ben içeride çok kuruldum. Öykü Hanım öyle böyle değil. Peki. Yani aşırı sakin bir şekilde gelmeye çalıştım. Oğuzhan'a burada yapacaklarım adli hesabı yoktu. Yükselme sadece anlatıyorum. Biliyorsun tanıyorsun zaten beni çok önemli değil. Benim elenme korkum yok. Herhangi bir derdim de yok. Ama şu yükselmeme karşılık beklediğim şey Oğuzhan'dan yana bir şey olsaydı ben burada kendimi tutmak istemeyecektim zaten. Manyak mısın yapmayan falan yaparsan bak yanlış anlama bana konuştuğun kelimenin harfi harfiyen burada yanlış olduğu çıkar. Daha sabah konuştun sen bu evden gidersen giderim dedin. Ben dedim ki evet ben de giderim. Karşılığında başka biriyle flörtleşip cilveleşmem mi? Flörtleşmedim ben Mert. Bu ne? Bu ne ekrana verilen ne? Flörtleşecek olsam arkadaşlar flörtleşelim. Ya bak, ben niye saklayayım ki bunu? Bayağı yaparım. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? İçeri girmeden yaptım önce Leyla da bana söyledi. Evet, sakin ol dedi. İçerideki ekip de söyledi. Sakin ol dedi. Adama yükseleceğini biliyorlardı. Bak ben şu anda adama hiçbir şey söyleyemiyorum ha. Laf edemiyorum anladın mı? Bak söyleyebileceğim bir şey yok. Yani bu adama senin benim kalkıp benim laf edebileceğim hiçbir şey yok. Sebebi ne biliyor musun?
Bak şuraya geç, ayna gibi bir yer var ya kameranın, orada kendini görüyorsun. Bir bak oraya, sebebi tamamen orada yansıyan görüntü. Yani sen benim elimden bunu da aldın. Ben böyle olduğunu da bilmiyordum. Daha az önce de sana yükseldiğim için kusura bakma. Sen sonuna kadar haklısın. Gerçek söylüyorum. Yani kendini de üzme bence. Gerçek söylüyorum sana. Ciddi ve içten söylüyorum. Varsa bir böyle bir duygu, sen de oturur konuşursun. Zaten bu saatten sonra benim Buse'yle ilişkim de yok. Net söylüyorum. Herhangi bir yürüme yolum, tanışma yolum dahi yok. Söyleyeceğim, şu anda bu şekilde kestirip atıyorsa da yani kendi bileceği, çünkü sen ona söyledin. Beni bir kere dinle, en azından bir kere dinlesin, sonra ne yapmak istiyorsa onu yapsın, anladın mı? Dilara çerçevene bir şeyler yazdı. İyi misin? Şu an hiçbir şey düşünecek durumda değil. Of, nefesim daralıyor gerçekten. Zaten hastayım. Sağlık bu seviyem düşük. Dün gece konuştunuz mu? Konuştuk. Ne söylüyor? Dinlemiyor beni. Dinlemek istemiyorum. Kararım net mi diyor? Hayır. Kanıtla o zaman diyor. Nasıl kanıtlayacağım ki? Dilara kendi üzüldü diye, şey oldu diye hoşuna gidiyor. Ne kadar kötü insansınız siz ya. Ben artık bu odayı basmaktan çok sıkıldım. Kusura bakmayın lütfen. Sezik bir durum yok. Lütfen çıkar mısın? Çıkmam gerekiyor Rica mu? Rica ediyorum. Bak ya, elim ayağım titriyor. Gerçekten sakin kalamıyorum. Çıkar mısın? Dün de benim çok elim ayağım titriyor. Bu nasıl bir saygısızlık? Saygısızlık, evet. Saygısızlık. Öyle algılayabilirsiniz. Öyle algılayabiliyoruz. Ben senin muhatap olmuyorum. Çıkar dışarı çıkar mısın? Ayıp olacağını lütfen düşünüyorum. Kesinlikle. Ayıp olacağını düşüneceğim bir durum yok. Ben düşünüyorum. İlgileneceğim bir durum mu var? Yani dünden sonra tabii ki. Ne demek tabii ki? Bir şeyleri düzeltmeme izin vermezsen nasıl düzeltebilirim? Düzeltmem. Böyle yaparak mı düzeltebilirim? Şu an benim bir şey yok. İlayda geldi, çağırdı, konuşuyoruz. Ekstra bir durum yok. Yani bunu düzeltmek ekstra için... Ekstra bir durum yok değil yani. Var gayet ekstra bir durum. Ne var İçeriden mesela? Tanıdığımız birisi değil, neticede yeni gelmiş ya. Tamam. Yani benim buradan çıkmam kendisine ayıp olacak zaten. Mert lütfen. Lütfen. Hayır. Sakın çıkma, hayır, Mert. Hayır, sakın. Hayır, hayır. Çıkma! Çıkar mısın? Kusura bakma. Çık. Çık! Mert çık! Yanlış yapıyorsun. Hayır, yanlış gerçekten yapmıyorum. Yanlış. Hayır, yanlış ayıp yapmıyorum. Ediyorsun. Hiç ayıp etmiyorum falan. Ben yapacak olsaydım, zaten önümde hiçbir engel yokken yapardım. Bana çok kez editlerle gelindi, çok kez yorumlar yapıldı, çok kez bunun iması yapıldı. Her zaman söylediğim şey, ben Oğuzhan'a karşı bir duygu, hoşlandı, beğenme. Bak beğenme dahi bir kere bile şu evde ağzımdan Oğuzhan da yakışıklı çocuk ha bile çıkmadı. Çıkmadı. Bu sefer editlerle mi ilerleyeceğiz? Ben de sana bunu anlatmaya çalıştığım için söylüyorum. Bana bunun iması yapılmaya çalışmışken herkes, ben düşmedim diyorum. Yapacak olsam yapardım. Tamam. Editle hareket düşmedin edecek ama olsam ederdim. Benim ilk editim Oğuzhan'la değil Mert. Daha önce de oldu. Ben ne yaptım? Geri dönmüşlüğüm var mı? Yapıcı olmaya çalışmışlığım var mı? Sor bakalım Berke'ye ya da diğerlerine. Yapmadım. Çünkü bir şey beslemiyorum. Bir duygum yok. Ciddiye almıyorum ve yapmadım. Sizin hatanızdan dolayı. Hani ne yapacağız diye. Biz ne yapacağız diye dün onu konuştuk. Böyle kaldık. Dedik ki ne yapacağız? Bizim konuşumuz tek soru. Ne düşünüyorsun? O dedi ki böyle yap. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben bu durumu nasıl kanıtlayabilirim? Ben şu an gerçekten nasıl kanıtlayacağım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Benim için bitmemiş şeyler olduğunu söylüyorum. Tamam ben senin hiç zoruna gitmiş olabilir. Haklısın diyorum. Yine neden? Hak veriyorum. Sadece eğer başka bir şeyler girerse hiç toparlayamam diyorum. İzin ver. Bir beni gözlemle bakalım ben ne yapıyorum. Ben nasıl ilerliyorum. Ben de şu an öyle yapıyorum. Öyle bir ona bak. Sen yeni gelen adaydan dolayı bunu söylüyorsun. Gördüğüm manzara karşısında tabii ki de. O yeni gelen olması da önemli değil. Yeni olmasa da ben yine içerisi için aynı şeyi düşünüyorum. Var yani sonuçta olabilir. Başka şüphe olan biri de olabilir yani. Bu da değil olay. Ben senin bu kadar net olmana sinirleniyorum. Ben sana da nettim. Burada bir başka bir ismimi duydunuz mu?
Ben ucu açıkta bıraktığımı düşünmüyorum. Orada evet, net bir şekilde söyledim. Hatta açıklama yaparken bile dinlemedim. Sinirli hareket etmeyeceğim dedin. Sinirli hareket etseydim orada çok farklı şeyler olurdu. Hayır, bir anlık öfkeyle ikinci izletişinizden sonra bir anlık öfkeyle hareket cevap etmeyeceğim. Cevap vermeyeceğim dedim sadece evet, ama bu bitirdiğimi böyle geri aldım demedim. O an zaten soğumuş, soğudum yani onu izledikten sonra. Şu anda da mı öyle hissediyorsun? Şu anda da o konudayım. Zaten Dilara'yla da konuştuk bunu. Normal çok taze olduğu için. Zaten aksini beklemiyorum yani. Bana yüksek kalmasını beklemiyorum. Gerekirse robot, kaç Buse. Başka türlü kaç, kazanamazsın. Kaçıyorum. Ben de kaçayım. Cesaret ha, olmayanın hiçbir şey olmaz. Kaç! Kaç kız! Koş! Koş direkt! Hızlı koş ama. Yapabilirsin bunu Buse. Hızlı hızlı koş ama yakalanma, koş! Sana da söyleyeyim. İlayda'yla konuştum zaten bu konuyu. Yapmış olduğum şey için çok pişmanım öncelikle, onu söyleyeyim. Çünkü bu benlik bir hareket değil asla. Ben böyle bir karakterde biri değilim normalde. Sadece sana karşı gerçekten çok yüksek olduğum için bir de bu kadar net beklemiyordum senden böyle bir tepki. Hani tanışma yolu yok dedin ya, onu görür görmez ben kanım çekildi zaten. Sonra bir anda kırmızı oda verilince o an öyle gelişti, öyle söyleyeyim. Ama düşündüm ve yanlış yaptım kıza karşı. Ben sadece kadınsal açıdan düşünüyorum. Yani sana karşı ne yapacağım, nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Ona bir şey diyemem çünkü o buraya bir şeyler için geldi. Birilerini tanımak için, senin tanışma yolun yok. Ona ne sen de ben hiç kimse bir şey diyemedim. Zaten evet. O yüzden ben burada sadece bize bakarak tabii ki de hareket edeceğim. Daha doğrusu bana bakarak hareket edeceğimizi düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım bunun için. Yani çünkü seni kaybetmek istemiyorum gerçekten. Yani böyle bir durum karşısında ben gerçekten burada kalmak istemiyorum Mert. Neden çabalamayı tercih etmiyorsun? Neden savaşmayı tercih etmiyorsun? Tabii ki de savaşacağım. Zaten ben şu anda senden bir beklenti içinde değilim. Hadi oldu bitti tamam hadi barıştık. Bunu asla bekleyerek gelmedim. Ben kendimi ifade etmek, yani bir fırsat oldukça sana kendimi ifade etmek istiyorum sadece. Bu yüzden. Bak mesela şu anda yaşadığım hissi anlayabiliyor musun? Düşünebiliyor musun ya da? Evet anlıyorum. Yani ne durumda olduğunu düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum. Umarım düşünüyorsunuz. Kendini artık gerçekten üzme. Aşkım, güçlü birisin, ne olur yapma şey böyle. Mert, olur bakma lütfen. Tamam, bak ağlarken görmeni istemiyorum. Bak bana bir. Bak bana bir. Peçete yok mu burada tamam, ya? Bak bana bir. Bakmayacağım. Yine çok güzel görünüyor. Ya da sen olursun, ben mi getireyim? Bak bana bir. Şey de vardı burada belki. Mert, istemsiz oldu. Farkındayım. Başka çok doldu Mert, ondan dolayı yani. Ben de üzülüyorum artık. Bak ben de üzülüyorum. Özür dilerim. Seni çok üzüldüm. Sarılabilir miyim sana? Biz kalkalım siz gelin başka. Ay evet biz değil mi? Otur ne olur Allah ya. Şu ağlamalarına bir son ver. Son ver. Son ver. Şu ağlamalarını geç artık. Ağlama. Elimde olmuyor. Ben zaten bu kadar ağlak bir insan değilim. Beni gerçekten böyle anlamanı ve bilmeni de istemiyorum. Ben seni ağlayarak affetmek istemiyorum. Ben de beni ağlayarak affet diye ağlamıyorum kavga zaten. Bak, kavga tamam ben de kavga etmiyorum. Çok hoşlanıyorum. Seni asla baltalamaya çalışmayacağım ama ben sevgimin peşinden gideceğim dedi. Kesinlikle yapıp yani herkes burada özgür, hür iradesiyle. Sende de bittiğini düşünmüyorum. Zaten hani aramızda hiçbir şey olmadı. Olmaz da. Sen de çünkü ona yükseksin, o da sana. Bence siz de bunu aşarsınız bu arada. Siz de barışırsınız yani. Ama bence senin biraz gururunu arka plana alman lazım. Evet yaptıkları çok çirkin bir şey bu arada. Ben Oğuzhan için de Buse için de aynı şeyi söylüyorum. Ben kesinlikle affetmezdim diyorum ama çok yükseksin bence. Haksız mıyım? Buse'den çok hoşlanıyorsun. Keşke ama yani ben senin yerinde olsam dün bana bunu kırmızı odada söylerdim. Söyleyemedin, dilin el vermedi. Erkeklik gururu anlıyorum. Arda aradı.
Yani o, ben dün Berke ve Oğuz'la beraberdim. Şahitler ikisi de. Yani yanlarında hiçbir şeyde konuşmadım bu arada. Odaya gidip konuştum. Çünkü özel bir şey olduğu için. Buse'nin dün akşam o kadar büyük bir çabası oldu ki bu beni etkiledi açıkçası. Çünkü Buse'nin yaptığı şeyi çoğu insan yapmayabilirdi. Burası kısmetse olur evi deyip hayatına da bakabilirdi. Hani bunu oldu, evet biz bunu yaptık deyip pişman olup çıkan da olabilirdi. Veya kendini ayıklayıp hayatına devam edecek bir insan da olabilirdi. Ama dün Buse'nin bana söylediği tek şey, sen beni onaylamazsan ben bu evden giderim oldu. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. İyi ben de. Seni gördüm daha iyi ol. Ya. Ya ne ya? Çok tatlısın bugün. Ya sen de yeşil o kadar yakışmış ki. Yani ne diyeyim? Teşekkür ettim. Bak bu gülüşü çok iyi tanıyorum. Yani aslında doğrusunu biliyorsun. Aslında eminsin de. Bundan çok emin olduğuna eminim. Benden emin olduğuna eminim bu arada. Evet, net senden... olduğuma artık inanıyorsun. Tamam, şunu söyleyeyim. Emin değildim normalde. O gala gecesine kadar biliyorsun. Evet. Gala gecesi netti her şey. Evet. Gala gecesinden sonra senin bu duruşun, işte yani üzülmelerin, ağlamaların demek istemiyorum. Ondan sonra konuşma şeklin, konuşurkenki net tavrın vesaire. Her şey bana tam anlamıyla geçti. Empati yaptığım için, seni çok iyi anladığım için, gerçekten haksız konumda olduğum için sonuna kadar savaşmaya hazırdım yani. Hmm. Evet, birazcık haklı olduğumu düşünseydim asla yapmazdım bu arada ama hiç haklılık payım olmadı. Ya ben bir yerden de iyi olduğunu düşünüyorum, tamam kötü bir durum. Ama bir yerden de bence değerlerin anlaşıldığını düşünüyorum. Bu konuda senin bana verdiğin değeri görmüş oldum. Evet. Hani ben senden hep bir şey bekliyordum ya, bana karşı net ol falan. Aslında bu netliği bu olayda anlamış oldum. Bu arada ben de bu netliği bu olaydan sonra anlamış oldum biliyor musun? Kendi açımdan. Kaybetmek korkusundan dolayı mı, evet, anladın yoksa? Kaybetme korkusu. Zaten bir insan gerçekten değer verdiğinde kaybetme korkusu taşır bu arada. Yoksa böyle yapar yani, aman der. Yani giderse gitsin kafasında hani yaklaşır ama ben öyle yaklaşmadım. Yaklaşamadım yani, çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Fark ettim onu. Sonra işte sen böyle merhabalaşırken orada yine çok değişik bir merhaban vardı orada bana. Sen çok çakalsın ya. Şu an hatırlıyorum var ya, izledikçe bir de daha çok anımsıyorum. Sonra oturunca da öyle yaptın. Sonra dansa kaldırdın. Sonra beni kandırdın. Sonra beni, benim kalbimi çaldın. Ya böyle olmaz. Ben yaptım yani. Hayır. Sen yaptın. Olmaz mı işte, tamam yapmayalım. İkimiz de akıllandık diye düşünüyorum. Özellikle ben. Bence de akıllanmamız lazım artık. Ay güneşim oldu. Mert filmden fırlamış gibi ya gerçekten. Matrix. Bugün Matrix. Aynı anda söyledi. Kim dedi onu Matrix diye? Ben. Kim? Ben. Günaydın. Bak ben ne giydim. Ben o pantolonu bir yerden hatırlıyorum. Yemin ederim çok yakışıyorsunuz ya. Nereden acaba? Bilemiyorum. Vallahi çok yakışıyorsunuz. Ne haber? İyi, seni sormalı. Seni gördüm daha iyi oldum. Ya. Ben de öyle vallahi. Geleceğim bugün değil mi? Bugün de sen gel artık. Geleceğim, geleceğim de canını sıkmaya geleceğim. Gene bire bismillahirrahmanirrahim ben gidiyorum Allah. Ay gözümün önü. Artık canını sıkmam lazım. Neden? Sabahları şu dans işini çözdüğümüzü düşünüyordum ama... Yedim. Leyla'yla yan yana gelmeseniz mi dans oynarken? Kimle? Leyla'yla. Bence benimle oynayabilir. Leyla sen. Senin yüzünden bak, görüyorum ben buradan. Seni göremiyoruz ki, atalım. Bugün böyle oldu ya, ben de özledim seni. Özledin mi? İyi ki gün içinde güzel bir sürprizim var sana. Şaşalı bir şey. Hiç önemli değil ki. Hı? Hiç önemli değil ki. Sen... No, sürpriz mi? Bizimle alakalı bir sürpriz ama. Ay çok merak ettim. Ya kişisel şey sürpriz diyorsun, değil. Evet. O kadar da. Şaka şaka. Korkma. Hemen gözlerin büyüdü. Vallahi ben sana ama bakarım daha iyi diyeceğim seni, de iyisin. Sen bana hiç bakmadığın için bakmayacağım. Anlamadım. Ben sana bakarım diyeceğim ama sen bana hiçbir şey yapmadın hastayken. Ben mi yapmıyorum sana? Hastayken ne yaptın? Çorba mı getirdin, çay mı getirdin? Kahve mi sıcak?
Haklı olabilirsin bu konuda, bir şey demiyorum. Ya bir dahakini böyle... artık telafi ederiz. Ne zaman? Sevgimi gönderdim, o yetmiyor mu? Hayır, öyle soyut değil, biraz da somut. Tamam, onu da yaparız ya, sen iste yeter ki. Ben de yaşadığımızdan beri hiçbir şey yapmıyorum. Yapsaydın bir de, yaptın da gerçi. Yapmıyorum, dikkat ediyorum, yapmadım. Hayır, o konuyu geçtiğimiz hatamı farkındayım. Tamam, kapattık, bitti. O benim için hiçbir ciddiyet olmayan bir şeydi. Siz ciddiye aldınız, tamam. Saygı duydum, hak verdim, bitti, kapattık o konuyu. Ama ben onun dışında hiç kimseye öyle bir imalı bakış atmıyorum yani. Sen öyle ima ettiğin için söylüyorum. Ben bakıyorum, onu anlamadım. Ben birine imalı mı bakıyorum? Ay aşkım. Pardon, ağzından kaçtı. Ne dedin bir daha söyle, duyamadım. Hayır, yanlışlıkla söyledim. Yo söyle söyle, duyamadım ben. Yok, bizce burada kızlar arası çok aşkım diyoruz ya, öyle karıştı. Yani bana değil yani. Yani ben de sevinmiştim bana diye. Sen söyle, ben sevineyim bir de. Aşkım. Çekinecek bir şey yok ki. Sıra sende. Ben de duymam lazım. Ne haber aşkım? İyidir aşkım. 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 Bir şarkı açtı. Ne olacak böyle? Ne olacakmış? Nasıl ne olacak? İyi, ben bir şey diyeyim. Aslan burcundan bir yana böyle bir şey olacağını biliyordum da işte bile bile kendimi ateşe attım. Ne olmuş ya? Ne yapmış Aslan burcunda? Aslan Burcu şey yapmadı, Aslan Burcu'nun genel özelliklerine göre neymiş söylüyorum. Neymiş genel özellikleri? Böyle, aynısı. Eksikliğe bazen. Böyle yorucu. Ben seni gıcık, yormuyorum ki. Gıcık. Ben yoracak olsam yorardım ben seni. Egoist. Egoist değil. Belli etmeyen bir egon var. Bunu kabul et, içten içe. Ego yapsam çok farklı olur bak, yemin ol. Egoyu gerçekten seviyorum. Bak, gerçekten seviyorum ego yapmayı. Sen yok mu yani? Yok, yapmıyorum. Romantik olsun, romantik bir şey. Buz gibi durma sonra, ne mutlusun kızım. Benim anıları gör. Benim bir kenara bak şu an, bir şey canlandırıyor. Evlilik teklifi ediyorum. Mert, Buse'ye evlilik teklifi. Ama nasıl oldu ya, hadi. Geçiyor, sandalye çek, Hanım'ın yanına git. Ben Buse'nin kısalınca bana bakan gözlerini çok sevdiğim için, onu bir ömür benimle beraber sürmesini istediğim için ve seninle gerçekten mutlu olacağını inandığım için benimle evlenir. Evet. Arkadaşlar ya. Ben öyle de olur bu arada. Ne oldu, ne oldu? Ay bunu yapsınlar. Evet. Şimdi herkes bunu kapatsın. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, senden? İyi. Nasıl gidiyor? Dinlenebildin mi? Ne? Nasıl gidiyor diyorum, dinlenebildin mi? Dinlenemedim, sinir sistemlerim bozuk, uyudum biraz da. Normal. Benim de öyleydi biliyorsun. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? 3,5 saat. Ama sen bozdun. Çözmemiz gereken şeyler vardı. Tamam, işte 3,5 saat uykusuz kaldık. Ama bak, rica ediyorum. Gece yapmayalım bu işi, olur mu? Çünkü zaten yorgun ve stresli oluyoruz ya. Ne zaman yapalım, burada mı? Evet. Olur, bana uyar. Buse, günaydın Buse. Günaydın. Buse uyanamamış kanka. Kendine gel. Buse üzgün Leyla'dan dolayı herhalde. Buse bugün... Modun çok düşük. Ne? Mert'in kazağını giymiş. Yakışmış ama. Teşekkür ederim. Aynısını... Bir şey diyeceğim, üstündeki... Evet. Aynısı. Evet. Vallahi konuşmadık bu arada. Türkiye gibisiniz. Yakışmış ama, güzel olmuş. Amirli takım sponsoru. Öyle tam ruh halime uygun bir kombine oldu benim. Dün ben seni biraz girip stalklamak istedim, tamam mı? Kimleri takip ediyorsun diye. Evet. Takip ettiklerin hiç hoşuma gitmedi. Mesela? İsim mi vereyim? Yok, bende fazla kişi yok. Neye fazla göre? Sayı önemli değil ki, içerik önemli. Bunu bana söyleyebilirdin, çözümünü bulabilirdik. Tamam işte, iletişime geçemedik ki şu an. Ya gece takıldı çünkü kafama. Sabah ama yazabilirdin, iletişim fırsatın vardı. Yoktu, çok koşturmacalı bir halde yitiriyorsun ki. Bu, sen tanımadığın insanı niye takip edersin? Muhabbetim vardır, lise arkadaşınlar, üniversite arkadaşınlar, ilkokul arkadaşınlar. Sonuçta hayatına değmiş yani, değil mi? Dediğim şeye geliyor hayatına işte. Hayatına değecek dediğin değme noktası ne? Hepsi farklı. Değmek var, değmek var. Çok iyi biliyorsun. İşte tamam. Değmek var, değmek var olan kısım da var bence diyorum. Yok işte. Niye bunu anlamıyorsun? Yok işte. Ben bunu bilemem ki. İşte sen tek yazayım mı, öğreneyim mi? Ben sana bildiğim şeyleri aktarıyorum, sen bilmeden konuşuyorsun. Ama senin bildiğin, benim bilmediğim. Yani kanıtla kanıtla diyorsun ya, nasıl kanıtlayacaksın bunu? Sordun mu bunu?
sordum. Tamam şimdi inanayım mı? Aa, tamam Mert öyle diyorsa ben diyeyim. Açıklama yapayım. İster inan ister inanma. Senin niye ben de şey. Açıklama yaptım da ister inan ister inanma diyeyim o zaman. Kanıtlamak zorunda kalmayayım bir şeyleri. Sen benden kanıt istiyorsun ama. Neyin kanıtını? Bir şeylerin kanıtını. Mesela? Dünkü muhabbet. Neymiş o muhabbet? Neyin kanıtını istemişim? Evde mesela. Olup olmadığımı kanıtla demedin mi bana? Ben sana gıcıklığına yaptım zaten. Ya Mert gözünü seveyim ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gıcıklığına yaptım ne demek? Beni düşürdüğün ben, şeyin farkında mısın peki? Aradığın zaman ben bunu anlattım zaten. Sen bunu kanıtlarken söylediğim şey de buydu. Merhaba. Merhaba. Ya bura ne diyeyim ya? Çok kötüsün ya. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim diye. Valla ben kalmadım. Ben net söyledim. Gerisi sende. Senin söyleyecek bir şeyin varsa seve seve dinlerim. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Sen temizleyeceksin. Bugün ben de temizleyeceğim. Neyi? Takip ettiklerini. Benim için çok basit. Bunu geç. Tamam. Yapacağız. Ben de diğerlerini törpülemeye çalışacağım. Devam edeceğim. Değil. Yapacağım diyorum işte. Yapmaya çalışacağım diyorum. Çalışacağım mı yapacağım arasında fark var. Ben sana diyorum ki yapmayacağım ya da dikkat etmeyeceğim ya da rest çekeceğim tamam. Demiyorum. Ben de sana şunu söylüyorum. En azından törpülemekten tamam. Bahsediyorum. Asla kendimi değiştirmem okay. Çünkü. Törpülemeye çalışıyorum. Çalışacağım da ama belli sonuçta 29 yıldır alışmış olduğum ve beni yapan özelliklerim var ya. Bunları değiştirmek kolay olmuyor. Ve bu zamana kadar da yapmadığım bir şeydi bu birisi için. Ondan dolayı bunda zorlanıyor olmam normal. Ve senden bu konuda anlayış sadece bekliyorum. Ben yapmaya devam edeceğim anlayış. Demiyorum. Çok kez sana bu anlayışı sağladım. Tamam ama sen hemen olsun istiyorsun. Ben arada hemen? Kaçıyor bak. Bir üst üste yapıyorsam bir yerde yine bir giriyor. Unutuyorum çünkü anladın mı? Yani olabiliyor bu. Unutuyorsan bana değer vermiyorsun anlamına geliyor. Ben de bu değer kapıdan yürüyorum. Değerle ne alakası var? Çünkü karşındaki insan netlik isteyen bir insan. Sana karşı net olan bir insan. Senden de netlik ben bekliyor. Ben net değil miyim? Netsen, ya artık netlik konuşmayalım bence. Netsen benim isteklerime saygı duymak zorundasın. Bak ben sana şunu yap, bunu yap, kendini değiştir, şekillen demiyorum. Kesinlikle bunu istemiyorum da. Sen neysen ben seni böyle beğendim, böyle sevdim, böyle devam etsin. Ama ben sana diyorum ki ben bunlara gelen bir insan değilim. Buse. Günaydın. Günaydın. O gerçekten o bu arada. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, ay iyi. Seni görünce elim ayağıma dola. Fark ettim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Takılı yok. İşte. Enerjin yerinde. Ay evet. Bugün niye uyumlu olmadık biz? Bitti artık Mert yani sürekli eskiyi mi konuşacağız tamam, sen biz? Açtın, yaptın, ben yaptın, yaptın. Sen açtın. Yaptık sürekli sen her açtın, şeyde onu örnek açtın. Veriyorsun. Sinirlenmeye başlıyor artık. Sen açtın, ben açmadım. Yok güven şeyi oluyor ondan örnek veriyor. Bilmem ne oluyor. Senin dışarıdaki yediğin şeyleri de bilmiyoruz. Dur bakalım. Dışarıda yediğim şeyler seni ilgilendirir mi? Geçmişim o benim. Benim de geçmişim. Ne geçmişin? Yani burada yaşananlar geçmiş değil mi? Benimle beraberken yaptığın şey geçmiş sayıyorsan ben buradan kalkar giderim bir daha yanına gelmem haberin olsun. Ama ben sana diyorum ki ne diyormuşum? Ne söylediğinin farkında mısın sen? Senin karakterin nasıl bir karakter? Ben dedi Allah Allah bak ben diyorum ki rahatsız olmam derken böyle susup otururum savunmaya da geçmezdim ama senin için ben sürekli olarak arkadaşlar örnek vermeyin arkadaşlar susun diye savunmak zorunda kalıyorum diyorum. Neyini anlamıyorsun ya da anlamak susturmak istemiyorsun? Susturmak istiyorsan yapmayacaktın diyorum ben de anladın tamam, mı? Tamam yapıldı ya artık buna mesela. Tekrar ben, tamam, o zaman tekrar dahil olmayacaksın anladın mı? Ben dahil olmuyorum ki zaten bak ne var soracağım aralarında diyorsun, ne oldu diyorsun. Soracağım diyorsun neyi soruyorsun? Dilara'ya Oğuzhan'a niye bir şey sorayım? Ben Oğuzhan'la muhatap olmuyorum ya zaten. Ben Oğuzhan'dan ondan olmuyorum. Bahsetmiyorum. Dilara'ya Dilara... Ekran verildi, Buse adı geçti. Ne konuştunuz yine? Benimle alakalı konuşmasını istemiyorum. Git sustur Oğuzhan'ı da diyeceğim yani. Ben zaten da, istemiyorum. Kızın da benim gibi kafasında soru işaretleri var ya hani. Evet. İkna etmeniz gereken konular var ya. Normal ay, değil mi bunu öne atması? Hala daha ya. Onlar yaşıyor da biz başaramıyoruz biliyor musun bir şeyleri düzeltmeyi bence. Mesela? Ya gayet Dilara aşmıştı zaten bu konuyu. Biz aşamıyoruz bir türlü. Sürekli pişirilip önüme konuyor yani bu aştıramadığın konu. Aştıramadığın için olabilir mi? Ne yapmam lazım? Boş boş konuşmaman lazım mesela. Ben zaten konuşmuyorum konuyla alakalı. Ne zaman konuştum? Daha zaten yapıyorsun. Verdiğin örnekler bile karakterinle bir değil. Allah kahretmesin. Niye söyledim ya? Allah kahretmesin ya. Niye söyledim ki ben mal gibi? Lavaboya gidiyorum ben.
Sen de düşün iyice. Aptal kafam. Niye her şeyi söylüyorsam, niye yani aptal? Buse ve Mert'le başlamak istiyorum. Çözebildiniz mi, çözemediniz galiba. Niye kafa sallıyor, ne olacak? Bir şekilde çözemiyoruz yani, ya. Tıkalı kalıyoruz yani. Aynı yerde de tıkalı kalmıyoruz. Niye daha inat ediyorsunuz mesela? İnat değil aslında. Ben anlatmaya çalışıyorum ama ya ben anlatamıyorum ya o farklı yerden anlıyor. Yani farklı bir yerden bakışı, ya da yanlış bakıyor. Yerden girilerek anlatılıyor. Tarzım var. Hani ben de sonuçta alışmış olduğum giyim tarzı olur. İşte ne bileyim dans etmeyi çok seviyorum ve özgürce dans etmeye alışık bir kadın olduğum için. Bunu ben yanlış bulmuyorum karıştığı şeyi zaten. Ben yapmayacağım da demiyorum. Ama o bunu yapmayacağım olarak algılıyor. Ve yapmıyorum. Mesela bir yapmıyorum, iki yapmıyorum. Ne oluyor? Alışkanlıktan dolayı üçüncü de yine çıkıyor. Yani bu bunu demek istiyorum. Törpüleyeceğim ama yavaş, küçük küçük törpülemeler. Burada zaman yani, hızlı aktığı için bunun bir an önce olması lazım. Ufak işte, ufak bir şekilde gidemiyoruz. Sorun yani burada. Yani iki ileri bir geri. Sürekli böyle, böylesiniz yani. Yani iki gün önce biz boyut atlamaktan bahsediyorduk. Evet. Yani bu, şehir değiştiriyordunuz. Bu durduruyor ya, beni kesen kim, nokta bu oluyor. Kime taşınsın konuşuyordunuz yani. Dersin günaydın. Her gün güle güle başlıyor. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dans etmedin. Evet, canım istemedi. Şaşırtıyorsun. Canım istemedi bugün, hevesim yok artık dans etmeye. Bak bir şey geldi yandan. Ne? Canımı istemedi senin için mi diyorlar? Senin için. E niye o zaman canım istemedi diyorsun? Canım da istemedi çünkü senin için... Senin canın sıkıldığı için benim de haliyle canım istemiyor. Böyle söylersen okey. Uyumlu olmuşuz biraz sanki. Evet. Değil mi? Ya nasıl başarıyoruz konuşmadan anlaşmayı. Niye dans etmedin maçı sanmıyım? Ya pis o yapma. Hı? Niye dans etmedin? Senin için etmedim. Canım istemedi diyordun. Çünkü... Senin için canım istemedi. Heves yok yani artık. Dans etme demiyorum bak, yanlış anlaşılmasın. Dans et. Demek ki tutamıyorum kendimi, o yüzden etmemem daha sağlıklı. Bir iki gün dene bakalım böyle tutabiliyor musun, tutamıyor musun? Sen yine orada oynuyordun ama ben fark ettim, bir hareketlenmeye başlamışsın. Böyle böyle hareket yaptım sadece, çok modsuz görünmeyeyim diye canım yani ekranda da çok. Bebeğim oynamak çok yakışıyor ama kıskanıyorum, yapacak bir şey yok. Daha söyle. Ama bir kere olur mu, daha olmaz. Bir daha söyle. Söyle. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Ya nasıl bir şeymiş, ben de çok kıskanıyorum. Hayatta en değer verdiğim şey oluyor. Yani şey, insan, nesne vesaire demiyorum. Annemdi. O yüzden onun yanında hissettiğim huzuru bir daha hiç hissedemedim ondan sonra. Ama ben o huzuru işte bir çok uzun ondan sonra ilk defa senin yanında hissettiğim için. Ya bana onu hissettirdiğin için burada kalmak istiyorum. Cidden mi? Gerçekten. Anne sana. Asilliğine kurban senin. Ay, ben de senin yakışıklılığına. Ben de bu evde bir ilişki, bir adamla bir ay geçiren benim. Enayiyim çünkü. Seni çok özledim. Enayi yazıyor. Ben de seni çok özledim. Allah Allah, çık şuradan. Sen oraya girince sana odaklıyor. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geleceğim bugün. Geleceğim, sana sürprizim var. Ne sürpriz? Ne sürprizi? Adı üstünde sürpriz, göreceğiz. Sürpriz, tamam. Hak ettiğin bir şey. Hak ettiğin bir şey, Allah razı olsun. Bana senden bunu söylemeden versen bir kere ölürsün zaten. Neyse, sabırla ve heyecanla bekliyorum. Ben de. Seni görmeyi heyecanla bekliyorum. Biz ne yapacağız burada?
Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Ne yapalım? Ne istiyorsun? Artık, ben senin düşüncelerini merak ediyorum. Yani artık bu konuşmadan çıkalım bir. Ben öncelikle şunu ben merak ediyorum. Hani hep diyordun ya netlik netlik diye. Emin misin artık benden? Benden yana. Güzel. Senden eminim. Onu bana verdin. Gerçekten. Gerçekten. Oh, oh be, değdi. Yorulduk ama değdi. Günaydın sevgilim. Günaydın aşkım. Ay ay ay. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dinlenebildin mi? Ha? Dinlenebildin mi? Dinlendim. Ben yaptım. Sen yapmış gibi yiyeceğime emin ol. Ama senden de performansı bekliyorum yavrum. Aa, ben pardon da bunu katlarım. İkiye bölerim. Dermişim. Ama bu arada yaparım da, elim lezzetlidir. Ben sende o potansiyeli görüyorum, yapacağım. Gerçekten yaparım. Severim yani, mutfağı seviyorum. Fark ettim. Birazcık daha sağlıklı tabaklar üretmeyi seviyorum. Sen nasıl seversin bilemem de. Sen nasıl yaparsan onu severim. Gerçekten yanında çok güvende hissediyorum. İşte bunu bozmamamız lazım. Ne olursa olsun. Yani bu samimi duyguları bozarsak bizim de ayarımız bozulur gibi geliyor. Ben burada en azından madem ilk özel yemeğimiz, senden bunun sözünü istiyorum. Söz. Açıklayarak, söz açıklayarak söz. Bunu bozmayacağıma... Bunu bozmayacağıma ve bozdurmayacağıma söz veriyorum.